Evet, Emel Hanım. Ben Damla'yı alıp direkt size geleceğim. Kıyafetler hazır değil mi? Oo, tamam, şahane, süper. Tamam, teşekkür ederim. Hocam, beni nasıl buldunuz? Ofise gittim, buraya gönderdiler. Dur bir soluk alayım. Dalağım şişti galiba. Hocam, ben 20 yıldır sizi hep ofisinizde ziyaret ettiğim için yürürken bile görmemiştim. Siz bayağı koştunuz. Maşallah de. Bir ara hareket edeceksin. Seni kaçıracağım sandım. Kaçırsanız ne olacak? Telefonla arasaydınız ben hemen dönerdim yine geri. Aa, çok makul ama bu iş aklıma gelmedi. Neyse, müjdemi isterim. Buldum oğlum. Buldum tas manyağını. Hocam, ne diyorsunuz? Nereden buldunuz? Anamdan. Hocam, sevincim tam şuramda kaldı. Sizin neslin şakalar da ağır ya. Vallahi anandan. Ha, geldi yanıma, anlattı. Sana hiç bahsetmiş miydi? Ayfer miymiş neymiş? Onun babası. Kimin? Ya işte Rıfkı'nın kırığı. Hocam, o kadar keskin dönüşler yaptınız ki ben bilemedim. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Hafif bir sinir oldu tabii. Sevin Memdeli, bugün sevin. Adamı tam yanı başımıza bulduk. Şimdi sen ne yap ne et? Hastayı tez zamanda bana getir. Tamam mı? Hemen çalışmalara başlayalım. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Ama Rıfkı, annem asla izin vermez. Kızım, hoş geldin. Nasıldı günün? Şahane. Senin? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Zaten benim yüzüm hiç gülmesin çocuğum. Of anne, çok acil deyince yani. Okuldan kaçtım geldim, mevzu bu muydu ya? Ayfer öyle biri değil. Bak tanısan çok seversin. Ben senden iyi tanıyorum yavrum. Daha nesini tanıyacağım? Kızın babası manyak gibi dans ediyormuş. Hastaymış. Yahu orası kızın babasının bileceği iş. Kızın ne günahı var? Adam dansı seviyormuş, ediyormuş. Ne var bunda ya? Bana bak Kerami. Benim manyağın kızına verecek oğlum yok. Anlaşıldı mı? Anne, karşı tarafında böyle bir talebi yok henüz. Bak, bir daha söylemeyeceğim. Bu evde o kızın adı anılmayacak Rıfkı. Ve bir daha bu konu konuşulmayacak çocuğum. Anne, ben kaç yaşında adamım ya? Karışmayın artık, hayat benim hayatım. Öyle mi? O zaman sorumluluklarını eline al çocuğum. Senin kendi evin yok mu? El üst daire senin değil mi evladım? Git kendi evinde yaşa. Orada istediğini yap. Benim adımı da ağzına alma bir daha. Sen bilirsin. Ne yapayım ben, ne çocuk, eş dost kardeş bir yanda. Sen babasın, kahramansın, durma çalış dört yanda. Babacığım. Efendim oğlum. Doktor Bey. Efendim. Oğlum. Efendim anneciğim, gel kızım. Mehmet Ali. Efendim canım. Doktor. Koştur koştur gidiyor dünya, hayat aynı en sonda. Ertelersen hayalleri görürsün sen rüyanda. Doldurmuş hat bitiyor dünya, hayat aynı en sonda. Ertelersen hayalleri görürsün sen rüyanda. Madem koşturma faslı bitti, anlat bakalım. Detaylı anlat ama. Neyi anlatayım? İşte terfiyi, sunumu. Yani iyi geçti dedin, kestirdin attın. Çocuklar vardı, soramadım da. Yine mi olmadı? Ha, üzülme hayatım ya. Yo, niye olmasın? Ne alakası var? Çok da iyi geçti sunumu. Sonra da detayları konuştuk. Maaşı mı beğenmedin? Ay, en çok maaşı beğendim. Ay, insanlar ne paralar kazanıyor Mehmet Ali ya? Niye böyle donuksun? Niye sevinmiyoruz?
Çünkü kaç yıllık iş yerimde. Dili geçmiş zaman mıydı o? Hayatım sen terfi almaya diye gidip istifa mı edip geldin? Şaka. Şaka mı yapıyorsun hayatım? Aa, ben o kadar kahvaltı hazırladım, elbiseyi aldım. Boşuna mı gitti? Hayatım bak şimdi bir sonraki aşamaya geçince... benden önce çalışanların yaşadığı bazı zorluklar konuşuldu. Bunlar niye konuşuldu ki? Niye bunları konuştunuz ki? Komplo kurmuşlar sana, komplo kurmuşlar. Kesin orada çalışanlardan birinin akrabası da başvurdu. Onu almak için senin gözünü korkuttular. Ya ne komplosu hayatım? Hem çok fazla yurt dışı görevi vardı... hem de şirketin merkez ofisini Ankara'ya taşıyorlarmış. Bunu şimdi mi söylüyorlar ya? Bu şimdi mi söylenir? Belki yalan. İyice araştırdın mı internetten, baktın mı? Niye hemen gaza geliyorsun hayatım? Ya Mehmet Ali, bak ben hem güzel para kazanıp işimde ilerlemek... hem de hayatımı yaşamak istiyorum ya. Tamam parası aşırı iyi ama ben nerede, ne zaman yiyeceğim o parayı? Hayatım çok istiyordun ya. Çok çalıştın, heder ettin kendini, o kadar emek verdin ya. Ve başardım. Başardım Mehmet Ali. Aa, başarmış olmak yetti. Hatta belki biraz da şöyle elimin tersiyle itmek sanki. Vallahi yani kendimi çok daha fazla şeyi başarmış, kazanmış gibi hissediyorum. Oğlum sen kimlerle arkadaşlık ediyorsun ya? Bu ne çarpık bir düşünce sistemidir? Eğer istiyorsan giderdik Ankara'ya da. Orada da var. Tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız. Yalnızlığı çekmezdik yani. Mehmet Ali'cim biz daha aynı apartmandan taşınamadık. Nasıl başka şehre taşınacağız? Hem belki de böylesi çok daha iyi olmuştur. Ya ben sana bir şey soracağım Mehmet Ali. Benim bir fikrim var. Senin kliniğin olduğu binada... acaba şöyle boş bir ofis var mıdır? Ben kendi işimi kurmak istiyorum ya. Sen de gel tabii. Kadrolaşan belediye başkanı gibi herkese dolduracağım o binaya. Canım benim ya, seni o kadar çok seviyorum ki. Canım Mehmet Ali. Yarın konuşuruz, hadi iyi geceler. Nasıl elinin tersini itebiliyorsun ya? O kadar çalıştın ettin ya. Enayi biz. İyi geceler. Bizi siz mi kaçırdınız? Akrabayız ya. Bir insanı rüyasında niye kaçırırsınız ki? Ya nene oturup konuşalım dediniz de ayak mı sürdüm ben ya? Bu adam yaşlı başlı adam. Bu adam sizin büyüğünüz ya. O halledilir de kafaya kese kağıdı geçirmek ne oluyor Memdeli? Yeni yutulur mu? Argo'da bu büyük küfür bu. Hocam temel seviyede ben de argo biliyorum. Sözlüğünü okumuştum. Vardı sen beni anlarsın. Avucumuza kor ateşi bıraktılar. Niye kaçırdınız bizi, niye? Niye bizi kaçırdınız? Ne olur, ne olur her şeyi anlatın, hızlı hızlı anlatın. Çünkü rüya küt diye bitiyor. Sizi kaçırdık. Durumun ciddiyetini anlamanız için. Çok büyük bir karar anındasınız. Biz. Dans manyaklığı dosyasını rafa kaldırın. Peşinden gitmeyin o işin. Ama bu bilimsel bir gelişmeyi engellemek olur. Sizin ne çıkarınız var ki? Bu senin rüyan. Senin çıkarın. İyi dinle. Eğer vazgeçersen ninen bir daha yazı tura atmaya gelecek rüyanı. Ama bu sefer tura gelecek. Mutlu ve uzun bir hayatım olacak. Ne vazgeçmezsen? Ne peşinden gider hayallerinin? Hocam beni hiç gaza getirmeye çalışmayın. İyi düşün Mehmet Ali. Tercihin her şeyi belirleyecek. Bir anda ailenle mutlu... bolluk içinde uzun bir hayat, her iyi aile babasının dualarındaki hayat yani. Diğer yanda da hayallerine kavuşup iz bırakarak erkenden gözlerini yumman Mehmet Ali. Çocukların hangisini seçmeni isterdi torunum? Alçaklar, çocuk kusuru oynadılar. Sana algı yapıyorlar. Yeme bu numaraları. Uzun uzun yaşasan ne olacak? Dolu dolu yaşamak en güzeli. Alo hocam. Ya Memdeli,
Hala çıkamadın mı rüyandan? Pardon hocam. Ya şu telefonun sesini aç. Dakikalarda seni uyandırmaya çalışıyorum. Pardon hocam, ben yatarken hep sessiz alıyorum da. Yapma oğlum böyle. Bak ben çıkar çıkmaz aradım seni. Nereden? Rüyandan. Benim rüyamdan mı? Olur mu öyle saçma şey ya? Aa, bu da rüya o zaman. Aynen. Kendine iyi bak. Heh, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ne yaptın? Aktarma yaptım galiba. Son durakta başka bir rüyaya geçtim. Acayip bir şey oldu. Ben üstüm açık mı yatıyorum hayatım? Sen çok deli yatıyorsun Mehmet Ali. Dün gece de resmen horlamadın, kükredin. Telefonun ışığı da hep yandı. Allah Allah. Sabah sabah Rıfkı ile Vedat hocam aramış. Dedemin kum saati. Sen mi koydun bunu buraya? Ay yok canım. Ben onu ardiyeye kaldırmıştım. Olcan çıkardı herhalde.